Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün, ayet-i kerimelerin doğru anlaşılması, doğru yorumlanması ve günümüze doğru taşınması noktasında bir örnekle sorunuza cevap vermek istiyorum. Soru, biraz önce ifade ettiğim gibi, Kur'an-ı Kerim mi doğru anlama, onun ayetlerini doğru bir şekilde e, anlamlandırma ve günümüze taşıma için neler yapabiliriz deniliyor. Ben de o eksemde bir tek çok kısa bir süre içerisinde bir tek örnek üzerinden hareket ederek cevap vermeye gayret edeceğim. Muaviye bin Ebru Süfyan'ın oğlu Yediz zamanında İstanbul kuşatılmış malum. Bu İstanbul'un kuşatılması Emeviler dönemi. İstanbul'un o kuşatılması esnasında, savaş muharebe esnasında bazı insanların ön plana çıkması gerekiyor. İşte mücadele edilecek muharebe esnasında. Fakat öyle tehlikeli bir pozisyon ki o tehlikeli pozisyona bazıları can korkusuyla belki girmek istemiyorlar. Orada birileri bu girmek istememeyi meşrulaştırmak için yani savaşta yapılması gerekli olan şeyi yapmama adına ki kanaatlarını temellendirme adına bir ayet-i kerimeyi kullanıyorlar. Kullandıkları ayet-i kerime aslında bir ayetin sadece bir parçası. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ ile تَحْلُكَ kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi orada yaşlı bir sahabi var. Kur'an ayetinin bu ayet kelimenin inmesine şahit olan insan, İstanbul'umuzun aziz misafiri Halid ibn Zeyd, diğer adıyla Ebu Eyyub el Ensari. Ebu Eyyub el Ensari hemen orada müdahale ediyor ve diyor ki, siz bu ayet kelimeyi doğru okuyorsunuz ama yanlış yorumluyorsunuz diyor. Neden? Çünkü diyor, biz böyle biraz böyle refah zamanına, ferah zamanına denk gelmişti. E, ve o zamanda artık kendi mallarımızla, mülklerimizle meşgul olalım diye düşündük. Bunu da seslendirdik. Bunun üzerine indi bu ayeti kerime diyor ve ayet-i kerimeyi bir bütün olarak okuyor. Diyor ki ayet-i kerimede ve enfiku fise sebilillah Allah yolunda infakta bulunun ve la tulgu bi eydikum tehlike sakın ola ki kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. İnna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri, ihsan şuuruna sahip olan insanları sever. Pekala, ne demek bu bütünlük içerisine baktığınızda Allah yolunda malınızı harcayın ayeti kerimesinin ifade ettiği anlam nedir? Şöyle ki bir savaşa çıkılacak ve çıkılacak olan o savaşta devletin bütçesinden o orduyu teçhizatlandırmak, ee, tam anlamıyla efendim savaşacak olan düşmana hazır hale getirmek imkanı ve ihtimali yok. Dolayısıyla o insanla yani o ordunun tam tekmili olması için de halkın yardımına müracaat ediliyor. Bazıları işte bizim alımızla mülkümüzle ilgilenelim artık diyor. Bazıları infak etmek istemiyor. Herhangi bir katkıda bulunmak istemiyor. Halbuki orada vatanın müdafası gerekiyor. Halbuki orada belki o ana kadar mücadele ederek bir yere getirmiş oldukları dini inançlarının müdafası gerekiyor ve o düşmanla savaştan başka çare olmadığı için sava savaşılması gerekiyor. İşte o savaşma içinde efendim teçhizata ihtiyaç var. Siz bu safadayken kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın. Yani orduyu teçhizatlandırmak için gerekli olan yardımı yapmadığınız zaman, gerekli olan maddi manevi katkıyı sunmadığınız zaman kendinizi tehlikeye atmış olursunuz diyor. Yani ayet kerimenin inmiş olduğu zemin ile ifade etmiş olduğu gaye ve maksat ile o İstanbul'un kuşatması esnasında o askerlerin kullanmış olduğu şey tam anlamıyla zıttı içeriyor. Biri dinin müdafası, vatanın müdafaası içerisinde Efendim katkıda bulunma, biri ise Efendim tam aksine, tam aksine e, mevcut sahalardan çekinme bulunması gerekli olan yerde yapılması gerekli olan vazifeyi yapmama anlamını taşıyor. Pekala meşru bir savaşta, adil bir savaşta bütçenin yetmediği yerde bu katkıyı sağlayacağız. Tamam ayet bunu anlatıyor ve bunu sağlamamak suretiyle kendimizi tehlikeye atmama tamam bunu da anlatıyor. Pekala başka bir şey anlatmıyor mu? Tabii ki başka bir şeyler de anlatıyor. Anlattığı şey ne? Aslında burada söz konusu olan dünya sevgisidir. Ebayü Belensar'ın izahına bakın. Biz artık malımızla, mülkümüzle ilgilenelim dediğimizde indi bu ayet-i kerime diyor. Bütün bunlar son tahlilde belki Müslümanın içinde bulunmuş olduğu zemine göre içten içe çürümesini, belki imanını, belki vatanını kaybetmesini netice verecektir. Dolayısıyla bu veyahut da benzeri noktalarda sosyal yardımlaşmadan tutun, tarihteki şeydeki toplumsal dayanışmaya varıncaya kadar bu ayet kelimelerden anlamlar çıkartabilir, işari manalarla bu yorumları yapabiliriz. Şimdi geliyorum bu örnek üzerinden söyleyeceğim özü sözlere. 14 asır önce inmiş ayet-i kerime ve bir boşluğa inmemiş. Toplumsal bir hadise karşısında inmiş. Yani toplumda karşılığı olan bir mesele üzerine inmiş bu ayet-i kerime. Dolayısıyla her bir ayet-i kerime de böyledir. Kur'an'daki 6236 tane ayet-i kerimenin her biri ister teker teker ister kümesel olarak nasıl alırsanız alın. Mutlaka bir sebebin üzülü vardır. Mutlaka bir vasatı vardır. Ve o vasatın ifade etmiş olduğu anlam vardır o ayet-i kerimeye. Ruh kazandıran, can kazandıran, anlam kazandıran. Pekala ne yapacağız o zaman? 1- Lafız mananın taşıyıcısı. Dolayısıyla mutlaka ayet-i kerimenin lafzını bir kenara atmayacağız. Lafza esas alacağız. 2- o lafzın taşımış olduğu manayı mutlaka bakacağız. Üç, eğer bazı ayet kerimeler hüküm ifade eder, o zaman o hükümlere bakacağız. Dört, e, hükümün ötesinde bazı o ayet kelimenin ifade ettiği, o toplumda ifade ettiği gaye nedir, maksat nedir? Bununla ulaşılmak istenen netice nedir? Buna bakacağız. Beş, sebep nüzul. Bazı ayetlerin sebebi nüzulleri bilinmiyor ama bazılarının biliniyor. Dolayısıyla eğer biliniyorsa nüzul sebebi mutlaka sebebi nüzulünü neden bu ayet-i inmiş, hangi münasebette inmiş buna bakacağız. Altı, vasatül hüküm dediğimiz yani hükmün vasatına, dış bağlama yani o sosyal, kültürel, ekonomik ortama ayet neyle alakalıysa ya da ayetler kümesi neyle alakalıysa mutlaka o, temi, o zemine gidip 610 630 yıllar arasındaki Mekke-Medine'ye gidip ayetin asli ve orijinal manasını anlayabilmemiz için mutlaka o zemini bilmemiz gerekiyor. Ona gideceğiz. 7 bize vermiş olduğu bir mesaj var Kur'an'ın. İşte o mesajı yorumlayacağız. O ilkeyi, o prensibi, o kaideyi çıkartacağız. Belki buna bir sekizlisini ekleyebiliriz. E, o da şudur. O da Kur'an-ı Kerim'e mahruti bütüncül bir gözle bakacağız. Her bir ayet-i kerime belli bir münasebetle indiğine göre ve onun tasfiri de Kur'an'ın tasfiri de tevkifi olduğu için bazı meseleler önce bazıları sonra zikredildiğinden dolayı işte Bedir Savaşı'nda inmiş olan bir ayet-i kerime belki Hayber Savaşı'nda Hayber sonrasında nes edilmiş veyahut da ne bileyim farklı bir pozisyondan dolayı farklı bir hüküm verilmiş. Aynı mesele üzerinde nitekim bunun somut örneği savaş esirlerine müdahaledir. Bedir sonrası savaş esirleriyle alakalı nasıl davranılacağını belirten ayetle Hayber sonrası inen Muhammed suresindeki ayet-i birbirinden farklı anlamlar ifade eder. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bakmak da gerekiyor. Yani bütüncül bakılması gerekiyor. Hem konseptine hem konteksine bir bütün olarak değerlendirmek şarttır ve elzemdir. Evet Ramazan içerisindeyiz. Ramazan içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyoruz, mealler okuyoruz, meal hatimleri yapıyoruz, tefsirler okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'e doğru anlama ve anlamlandırma için alabildiğine önemli bir noktaya işaret etmeye çalıştım. Ayet-i Kerime'nin asli, özgün, orijinal manasını anlamadan onu günümüze taşımak, onun laf sadece lafsın taşımış olduğu manalar üzerinden yorumlar yapmak belki Allah'ın maksadına aykırı sözler, aykırı yorumlar yapmamızı netice verebilir. Bu konularda alabildiğine dikkatli olmak mecburiyetindeyiz ve zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hayırlı günler diliyorum.